kur korumalı mevduat denilen bir gerçekten zırvalık. Onun temizlenmesi lazım. 75 milyardan eksi rezerv olmuşsa da 60-65 milyar yani. Hala eksiği konuşuyoruz. Bugün 60 milyardan eksiye düşünce işte TEF çalıp oynamaya geçti bazı ekonomist arkadaşlar. 6 ay sonra tıpkı o programdaki gibi patlarız. Ve bu sefer söylediğim gibi böyle 50 liralık 60 liralık bir dolar kuru bizi kurtarmaz. Tekrar 100 liralık dolar kuru konuşmaya başlarız. 2024 Türkiye tarihinde uzun yıllardır görmediğimiz vergi tiplerinin tekrar gündeme alınabileceği bir dönem olacağını hala düşünüyorum. 9-10 yıllık döngüleri var altın rallilerinin ve altın rallisinin. Böyle orta vadeciler için gümüşün de alım fırsatı var mı şu an Bitcoin için yoksa beklemek mi lazım? Altcoin rallisinin biraz daha vakti olabilir. Ama Bitcoin'in böyle 69, 68, 69 bin doların üzerine atabilirse... Bayram tatilinde gündem, ekonomi sakin olur dedik. İsrail ile İran savaşın eşiğinde. Altcoin'ler çöktü, kripto borsaları alt üst oldu. Türkiye'de de tabii hem gündem hem ekonomi epey hararetli. Ekonomist Devrimak Yıl'la konuşalım dedik. Merhaba. Merhaba Simge. En son seçimden önce bir konuşmuştuk, 31 Mart seçiminden önce. O günden bu yana iki haberi sadece hatırlatayım ve ondan sonra sözü sana bırakayım Devrim. Önce Merkez Bankası'nın rekor zarar açıklaması, ardından bütçenin büyük ölçüde açık vermesi. Kimileri Merkez Bankası'nın zararının bir zararı yoktur diyor. Öyle mi? Merkez Bankası'nın zarar etmesi bizi endişelendirmeli mi? Seçimden bugüne neler yaşadık? Evet, ya Merkez Bankası konusu bir mevcudun aslında resminin fotoğrafının çekilmesi. Hı. Zaten var olan bir şeyi konuşuyoruz. Yani bu böyle birden zarar etti, dünden bugüne olan bir şey değil. Ortada süreç. Evet, ortada amiyane bir tabir kullanacağım, bir zırvalık var. Yani saçma sapan bir şey. KKM'den bahsediyoruz. Evet. Öyle bir ürün. Tamam, kendince hedefleri vardı. Hep anlatıyorum biliyorsun. Burada bir enflasyon yaratıp sorunları erteleyip bir geçici zenginlik algısı, daha sonra onun sorunların çok boyutlu ama halkın yüküne binecek, halkın sırtına binecek yükler olacağı biliniyordu ama onun kısa vadedeki faydasından sağlanmak istendi ve o seçim, önceki seçim, genel seçim, Mayıs seçimine o başarıyı getirdi aslında, öyle de böyle dolaylı yoldan da olsa. Ama daha sonra ağırlık bölümü gelmeye başladı. Yük olmaya başladı. Evet, şimdi o yük, bu bilançoda o yükün fotoğrafını görüyoruz aslında. Ve sadece bir kısmını görüyoruz. Geçmişini görüyoruz. Bir de daha realize edilmemiş zararlar var. Onlar da bilançoda görünüyor ama daha realize edilmediği için konuşulmuyor. Üstüne kurun bu fiyatlarda kalma halinde, tamam ek zarar olmayabilir ama kurun burada kalmayacağı neredeyse kesin. Yani çünkü orta vadeli programın uygulansa, uyulsa bile kurun yıl sonunda 39-40'lara çıkacağını zaten Ekonomi Bakanı'nın kendi programında söylüyor. Görüyoruz. Ki ben biliyorsun kişisel hedeflerim çok daha yukarıda ve bunun bu kurun bu haliyle tutulmasının ne ekonomiye bir faydası var ne de sisteme bir faydası var, genel sisteme. Türkiye'de nakit girişi böyle olmuyor. Yabancı finansman gelmiyor. Dolayısıyla bu konuştuğumuz bütün rakamlar çok daha artma ihtimali içeriyor. Ama bir noktada buna bir çizgi çekilmek zorunda olduğunu düşünüyorum. Özellikle belki bu bilanço konusu belki bir işaret olacak. Çünkü ya bu sürdürülebilir bir şey değil. Bir noktada bunu bıçak gibi kesmek ve yeter demek lazım. Güneşler ne zaman vurulur, kim vurur? Evet ya bence bunu bu IMF'le bu hafta olan görüşmeler bunun işaret fişeğini atabilir. Ben bunu bu konunun gereğinden fazla uzatıldığını düşünüyorum. Yani bu şu anda bu mevcut OVP hedeflerinin tutacağını iddia eden bütün herkes aynı zamanda Türk lirasının ne kadar değerli kaldığını, Avrupa'daki Avrupa şehirlerinin, işte bu bayram tatilinde özellikle gördük. Herkes Yunanistan güzellemesi yapıyor. Yunanistan şu kadar ucuz, 4 dolara levrek yedim, yarına şunu da içtim, böyle de yaptım. Evet. Bir bakıyorsun Türkiye'de 10 katı, 3 katı, 5 katı. Bu yani Türkiye'deki turizme neden böyle bir sekte vuruyoruz? Ama OVP hedeflerimiz var. Enflasyonla mücadele ediyoruz. Enflasyonla mücadele ediyor olsak bu Merkez Bankası bilançosundaki o zarar orada olmazdı zaten. Bir tek kuru tutmayla enflasyon mücadelesi cümleleri aynı cümlede yer alıyor.
Ama onun dışında hiçbir şey aslında, bir de pardon, emekli zamları geldiği zaman ve asgari ücrete zam yapılması gerektiği zaman aa yok enflasyonla mücadeleyiz deniyor. Bunların hiçbir tanesi uygulanmıyor. Evet. İlk soruda dönersek bu zararlı mıdır? Ekonomiye yoksa o kadar önemli bir şey değil midir? Acilen neşter vurulursa o rakamın önemini kaybedeceğini ama devam ederse çok daha majör sorunlara sebebiyet vereceğini düşünen taraftayım. Dünyanın en pahalı iktisadi testini yaptı Türkiye. Yapmaya da devam ediyor. Dönüyor dolaşıyor. Yine dar gelirlerin yani ücretli kesimin sırtına biniyor. Orada da bir ısrarla ben bu noktada gidebilecek yeri olduğunu düşünmüyorum. Yani hani hala söyleniyor ya işte dolaylı vergiler şöyle artacak böyle. Yani bir miktar ayarlamalar yapılacak. Onu Ekonomi Bakanı'nın bazı cümlelerinde, sözlü aralarında fark ediyoruz. Yani o %1 olan KDV'ler %10'lara, 20'lere falan bir şeyler ayarlamalar yapılacak. Ama onun dışında daha ekstra da yük bineceğini zannetmiyorum. Çünkü yükün bir faydası yok. Yani bu verginin eğrisi bir noktada vergiyi alırsınız ama artık adamın ödeyebilecek kapasitesi yok. Zaten adam sadece ekmek gıda alabiliyor yani tabii, o parayla. Tabii. Adamın gıdasını kestirmeye başlayacaksın. Dolayısıyla bu enflasyonla mücadeleye de bir katkı sağlamayacak. O zaman niye yapacaksın? O açıdan ben bir noktada ekonomi yönetiminde onu fark edebileceğini umuyorum. Varlık vergisi tipi vergilerin tekrar tartışmaya yavaş yavaş açılmaya başladığını görüyoruz. Onun için 2024 Türkiye tarihinde uzun yıllardır görmediğimiz vergi tiplerinin tekrar gündeme alınabileceği bir dönem olacağını hala düşünüyorum. Yeni vergiler kapıda diyebilir miyiz yani? Evet ve değişik vergiler diyebiliriz. Kapağı açılmamış. Güzel söyledin. Evet. Dezenformasyonla mücadele kurumundan açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı. Ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü iddiası doğru değildir. Bir uyum var mı yoksa bir çatlak sesler oluyor da bunlar böyle bastırılmaya mı çalışılıyor? İzlenimin nedir? Şimdi ben... Ben öyle büyük bir uyumsuzluk olduğunu düşünmüyorum. Sadece bu tip haberler birazcık servis ediliyor sonra da yalanlanıyor diye düşünüyorum. Çünkü zaten ya tabii ki hiçbir siyasetçi bu tip programları uygulamak istemez. Ama yani bunu daha çok seçime giderken uygulamak isterdi. Yani zaten olsaydı seçimdeki bu kadar büyük hezimeti yaşamazdı. Birazcık daha gevşek durabilirdi. Ama bence bunların hepsi önceki seçimden dahi bilinen, deniyordu ki ya biz bu programı uygularız. Bu program anca bizi önceki seçime götürür. Bizim için önemli olan genel seçimdir. Oraya bir gelelim sonra Allah kerim. Sonra da hani hızla işte Mehmet Bey'i getirmek, biraz daha politikaları değiştirmek, bir uluslararası finansmana biraz daha aksesi olan, erişim olan insanlarla bir takım kurmak falan. Bence bunlar zaten biliniyordu, paketin içindeydi. Ama hani bunların şu anki uygulamaların halk üzerindeki etkisini biraz yumuşatmak için sanki hani burada büyük bir gerilim oluyor da uluslararası sermaye de devreye girecek de ülkeye finansman akıtacak. Birazcık bana mizansen gibi geliyor genel anlamda. Örtülü bir IMF reçetesi uygulanıyor zaten. Ve IMF'in zaten sana dayatacağı şeylerin hepsini neredeyse son dönemde yapmaya çalışıyorlar. O şeffaflık bölümünü de ben IMF'in eskisi kadar direttiğini düşünmüyorum. IMF'in uyguladığı programları filan Arjantin'de falan baktığın zaman öyle orada da çok böyle artık uzun zamandır öyle çok şeffaf olup da veya Mısır'da şimdi son şey. Daha çok tamam sana para vereceğim. Bir deval yap, bir faizleri arttır, benim paramı güvenliğe al, bir başlayalım. Sonra bakarız. Sorun çalışmazsa bak mesela 99-2000 yılında bizim IMF'le bir programımız vardı, biraz böyleydi. Bize bir şeyler dayattılar, biz onların bir kısmını yapalım yapmayalım tartışırken krize girdik. Yani IMF reçetesi uygularken. Ki o zamanla en büyük benzerlik Simge, kur çıpalı bir sistem uyguluyorduk. Aynen şu anda yaptığımız gibi. Yani yıl sonunda OVPG hedefleri gibi doların ne kadar olacağı şu bu her şey belliydi. Sonra o işle biz o 2001 Şubat o anayasa fırlatma krizi diye uydurulan ama aslında IMF programının başarısızlığıyla birçok bankanın 2000 Kasım'ında batması ve daha sonra da o 2001 Şubat'ında doların 630 bin liralardan 1 milyon 800 bin lira gittiği devali yaşamak zorunda kaldık. Onun için o kadar benzetiyorum ki gecikirlerse yani bir an önce bu devalüasyonu yapıp bazı şeyleri yapmazlarsa hamleleri işte bu hafta bence orada IMF görüşmeleri kilit orayı çok yakın takip edeceğiz. Bu hafta bir canlanma olmazsa bu işlerde tren kaçar mı? Evet 6 ay sonra tıpkı o programdaki gibi patlarız. Ve bu sefer
söylediğim gibi böyle 50 liralık 60 liralık bir dolar kuru bizi kurtarmaz. Tekrar 100 liralık dolar kuru konuşmaya başlarız. Yani o zaman olduğu gibi 3 katına çıkmak zorunda kalır. Bu hamleler ne peki? Türkiye'nin mevcut en büyük tanıyan yarası kur korumalı mevduat denilen bir gerçekten zırvalık. Onun temizlenmesi lazım. Onu artık öyle iyi niyetle ya ikna edelim bankalara ver, banka şube müdürlerini topla. Banka genel müdürlerini toplayıp her gün bir talimat veriliyor. Bugün işte kur korumaları şu kadar azaltın. Sonra arıyorlar yok yok tehlike oldu, dövize çok talep oldu azaltmayın falan yani. Bundan artık yani bu günlük banka... Vaudeville'den. Sen evet yani aynen. Yani. Sen banka genel müdürleri arasın, genel müdür şube müdürleri arasın. O şube müdürü personeliyle toplantı yapsın. Her gün seni bankadan arasınlar yatırımcısın, mevduat sahibisin. Bugün kur korumalı mevduatını arttır, bugün azalt filan ne diyorsunuz abi siz tam olarak ne istiyorsunuz? Bu konunun artık böyle bir bıçak gibi kesilmesi lazım. Çünkü o konu çözülmeden... Elinde prangalar var. Diğerleri ayağında. Talih çözümler evet, oluyor. Yani şimdi devalüasyon yapamıyorsun mesela. Şimdi turizm sektörünü ve ihracatçıları desteklemek için bir deval yapıp sonra da kuru orada zapt edebilirsin. Yani hep biz ilk adımda yanlış başladığımız için ilerleyemiyoruz. Döviz kurunun şu anda Türk lirasının yeri yanlış konumlandığı için bütün enflasyonla mücadele, şu bu filan hepsi geriden gidiyor. Halkın güveni yok. Sen bunu yapıp ondan sonra kur korumalı yani önce kur korumalıyı sıfırlayıp sonra aynı şekilde kuvvetli bir vergi stopajları arttırıp ki onu da torba yasada koydular. Bekliyoruz yani öyle. Godoy'u bekler gibi gelecek abi o Godoy biliyorum yani. O sıfır yani biliyorsun %10'dan %40'a çıkarma yetkisi aldı Cumhurbaşkanı'na verildi. Ama uygulanmadı henüz. Aynı gecede onun arkasından sonra da bir devalüasyonla uluslararası finansmanın da girişi sağlanırsa tıpkı Mısır'da olduğu gibi. Mısır bir deval yaptı %30. Faizi de arttırdı. Aynı 2 ay içerisinde 54 milyar dolar para girişi sahibi oldu. Ben bunu böyle anlattığım zaman sanki çok istiyorum, sevinirim. Ben başka çözüm göremiyorum şu anda. Yani uluslararası finansman gelmiyor. Gelmek için de sana bunu yap, koşullar bunu dayatıyor. Koşullar bu. Acı reçete bu. Maalesef. Bunun olabileceğini görüyorum. Hala da ısrarcıyım. Hani bak seçimden önce demiştin. Olmadı. Ben hani şartlar daha iyiye mi gitti? Ben demedim. Olmadı. 3-5 Merkez Bankası'nın net döviz rezervi eksisi biraz azaldı. Bu yeterli değil yani. Hala 75 milyar dolar eksi rezerv olmuşsa 60-65 milyar yani. Hala eksiği konuşuyoruz. Çünkü biz geçmiş krizlerde 6,5 milyar dolar para çıktı diye ülkeden bir gün krizi. Bugün 60 milyar dolar eksiye düşünce işte TEF çalıp oynamaya geçti ekonomist arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Burada ciddi bir sorun var. Bu sorunu görmezden gelmek yani odadaki büyük fili görmezden gelmek söz konusu değil. O fil orada. O fili elinde sonunda kapıyı genişleteceksin, açacaksın ve dışarı çıkaracaksın. Evet. Seçimden önce yaptığımız yayında altın ve gümüşle ilgili beklentileri konuşmuştuk. Orada da rekor haberi geliyor. Biraz tabii bu herhalde küresel olarak da belirsizliğin artması bu tür değerli madenleri yeniden cazip hale getiriyor. Gördüğüm kadarıyla, anladığım kadarıyla. Orta vadede altın ve gümüşle ilgili beklentin nedir? Savaşlar tarih boyunca böyle iyi tarih okuyunca hepsi sonuçtur. Hiçbir sebep değildir aslında. Mesela bugünkü savaşların, işte ben 2020 YouTube kanalımı kurdum. 2020 Eylül'ünde ilk anlattığım şey dünyanın stagflatif bir döneme evrileceği. Bu fazla basılan paraların o kadar çok çılgınca basılıp çekilmediği için zamanında yavaş yavaş tıpkı 1970'lerdeki gibi Orta Doğu'daki enerji krizleri, Orta Doğu'nun birbirine gerilim artması, çift kutuplu dünya Rusya ile Amerika'nın gitgide artan soğuk savaş geriliminin artması falan aynısını yaşayacağımızı gördük. Neden? Aslında Amerika 2008 krizinden beri bastığı paraları çekmemekte direndi ve içinden çıkılamaz bir borç sarmalının içine girdi. Ve bu borcun ödenmeyeceğini Çin, dünyanın diğer devleri, Çin, Rusya ve diğer yeni gelişenler fark ettiği için yavaş yavaş Amerikan tahvillerini satıyorlar uzunca bir zamandır. Amerika bu borcu çeviremeyeceğine dair görüntü netleştiği anda aslında Amerikan tahvilleri, işte ben o zamanlarda 0.50'lerdeydi faizler, 4'lere, 3'lere, 4'lere çıkacağını söylemiştim. Bugün 4.5'larda, 4.60'larda geziyor. Çünkü artık 100 günde 1 trilyon dolar borcu artan bir ülkeyi konuşuyoruz. Evet. Ve bu tahvilini kimse almak istemiyor. Almayınca bunu bir noktada yok etmek zorunda kalacak. Ne demek istiyorum? Enflasyonla aslında. Aslında Amerika'da tıpkı bizim yaptığımız gibi tam olarak enflasyonla da mücadele etmiyor. Gidiyor gibi yapıyor bir nebze. Yumuşatıyor ama tam mücadele etmiyor. Dünyanın bir kısmı, önemli bir kısmı diyor ki bir süre. Ya bu Amerika, ya biz niye ihtiyacımız vardı tam olarak? Çin mesela, her şeyim var benim diyor.
Ben o zaman bu tabirleri yavaş yavaş sattıkça onu yerine fiziki altın alayım. Çünkü bir noktada bu rezerv para dolara bir rakip yaratmak gerekecek. Ben hani Çin Yuan'ı olarak iddialı değilim ama en eski para birimi altındır. Biz şimdi bir altına geçelim. Rusya da aynısını yapıyor. İşte Hindistan da yapıyor. İşte bu Doğu ülkelerinin çoğunu yapıyor. Hatta Avrupa'nın bazı ülkeleri yapıyor. Hollanda, Polonya filan ciddi anlamda fiziki altın alıyor merkez bankaları. Bir noktada bunun oraya doğru evrildiğini görüyorlar. Ve bu bugünün mevzu değil. Yıllardır artan bir eğilimdi. Ama ne oldu? O kaynama noktasına geldi artık bu konu. Ve en sonunda tutulamaz hale geldi. Altın ve gümüşün üzerinde bir baskı uyguluyordu Fed ve Batı finans sistemi. Onu biraz gevşetmek zorunda kaldı. Yeni başladı. Daha tam yeni demeyelim, ortasında olduğumuzu düşünüyorum. 9-10 yıllık döngüleri var altın rallilerinin. Ben altın rallisinin 2019 itibariyle başladığını düşündüğüm için 2027-28'e kadar bunu devam edeceğini düşünüyorum. Ama hani kısa vadede 2400 dolar ons hedefi vermiştim, oraya geldik. Belki biraz geri çekilmeler olabilir. Ama geri çekilmeler orta vadeciler için alım fırsatıdır. Kısa vadeci için böyle karını alır buralarda, parası kazandı, gider başka bir şey yapar, ev alacaktır, alır. Onlara hiç şeyim yok, her zaman yapılabilir ama hani ben orta vadede ne yaparım dersen, ben hala portföy sepetlerimde, orta uzun vadede dedik sepetlerde. Bu 3-4 yıl daha devam edecek rally'nin pozisyonların bir kısmını hala orada korumaya devam ederim ki genelde daha gümüş, özellikle altına göre bu daha rally'nin başlaması için böyle altın gümüş rasyosu diye takip ediyoruz. Altının gümüşü oranı. Onun şu anda böyle 82,5'larda geziyor an itibariyle biz bu kaydı yaparken. Onun 82,5'un altındaki haftalık kapanışları falan çok majör bir rally getirebilir ve gümüşü böyle %30, %50, %100'lük hareketlere de sokabilir. Güzel. Çünkü bütün büyük rallilerinde altını ve gümüşü böyle anlattığım o 9-10 yıllık cycle'ların döngülerinde, ki benim takip ettiğim son işte 1971'den beri 3 tane büyük böyle döngü var. Hepsinde gümüş böyle mega bir rally yapıp sonra uzun yıllar oradan tekrar düşüp sonra da dinlenmiş. Gümüş halkın parasıdır. Altın hazinelerin parasıdır. Platin de mesela kralların parasıdır tarihte. Onun için hani mesela platini de çok gündemden düştü Rusya büyük üretici diye. Böyle bir kenarda hani o imkanı olanlar için belki bir miktar platin de portföy sepetlerinde hani ben bulunduruyorum. Çünkü dediğim gibi yani platin bu arada altından daha değerli olması gereken bir metal. Tarih boyunca sertlik kalitesi, metal kalitesi olarak. Fakat bugün iyi günde 1000 doları görüyor. Ve şu anda altın 2300-2400 dolarlarda geziniyor. Dolayısıyla aslında platinde çok büyük potansiyel var. Bir ara yakalar. Yani bugün mevzu olmayabilir ama o da böyle bir kenarda bulunsun bir şey olarak. Sepetlerde yer alabilir. Ufak yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Aynen. Biz kulağınıza kar suyu kaçırıyoruz sadece. Aynen, burada kulağınıza küpe olması için söylüyoruz. Amerikan dolarına rakip olmasından bahsettik altının. Herhalde o konuda en güçlü alternatif kripto olarak görüldü. Görülmeye de kimileri tarafından devam ediyor ama bu bayram süreci biraz can sıktı. Can sıktı. Gözyaşı, kan, ter doluydu. Evet, biraz formülüne, olgusuna, kuruluş amacından hepsini hep söylüyorum. Çok büyük saygım var ve ben Bitcoin'i yani ilk kurulduğu zamanlardan, daha 1 doların altındaki seviyelerden beri sosyal medya aracılığıyla, o zaman daha Twitter'ın yeni kurulduğu zamanlardı. Önüme düşmüştü ve gerçekten çok iyi şey yapmıştım. Almakta zorlanmıştım. O zaman çok daha zordu alım satım işlemleri falan. Onun için ona saygım ki şu anda halving haftasındayız. Yarılamalardan sonra genelde iyi hareketler oluyor. Tabii bu herkes bu halvingin artık o kadar farkında. O kadar tam mesela o tam daha büyük de bir çöküş olabilecekken Asya borsalarından yeni ETF haberleri geldi. Şimdi ben bunun ETF'leşmesine karşıyım. Ben ETF'leşen her ürünün sıkıntı. Mesela buna bakarsak altının, gümüşün ETF'leştikten sonra yıllarca baskı yiyip fiyat baskı yiyilmesi. Ben hala yatırım yapacaksam Bitcoin'e gidip Bitcoin'i alırım. Soğuk cüzdanıma çekerim. Borsalara da güvenim yok çünkü tam olarak. Soğuk cüzdanıma çekerim, koyarım, orada durur. Yani Bitcoin yatırımcısı olarak yapılacak iş odur. Ama işte öyle bir noktaya geldik ki yine işte bu meme coin dediğimiz ne işe yaradığı belli olmayan tamamen bir işte birisinin uydurup çıkardığı ürünlerin işte 1'e 10, 1'e 30, 1'e 100 böyle kazançlar. Şimdi bu dönemler beni rahatsız ediyor. Özellikle ortada savaş gibi böyle insanın her şeyini sorgulamak zorunda kaldı bir an. Acaba gerçek mi? Yani bu tamam biraz mizansen gibi oldu ama yine de çok da ciddiyetsiz buluyorum mesela piyasalardaki aşırı
veya sosyal medyadaki bu İran-İsrail gerilimine böyle aşırı özensiz yaklaşımı. Yani ne olsaydı neticede, yani böyle bir nükleer atıp birileri ölseydi çekirdek çıtlayıp onu izleyip oyun, ya bu bir oyun değil yani. Bu bir gerçek. Dolayısıyla bunun böyle olması, bunun İsrail'in buna yanıt vermeyeceği veya olayların daha da tırmanmayacağı anlamına gelmiyor. Onun için biraz bu konular, böyle ciddi konular konuşurken yok Dogecoin, yok bilmem ne coin filan, böyle hiçbir iş, ne işe yaradı belli olmayan coinlerde insanların tabii ki ya biz buradan çıkalım, burası karışıyor dediği anlarda ortalık gerçekten karışıyor. Onun için ben bu yarılanma da dahil olmak üzere altcoin rallisinin biraz daha vakti olabilir. Ama Bitcoin'in böyle 69, 68, 69 bin doların üzerine atabilirse ancak şansı olabileceğini yakın zamanda. Yoksa biraz daha aşağılarda bir denge bulduktan sonra bu halvingin katkısını alabileceğini. Çünkü neredeyse herkes biliyor. Herkesin bildiği şey biraz gecikir genelde tavrım, ama giderse 68 bin doların üzerine ben de tekrar Bitcoin'de alış yönlü bakarım. Şimdilik alış yönlü bakmıyorum. Satış yönlü, altcoin'lerde biraz satış yönlü trade ettim. Onu da bazen paylaşımlarda bulundum. Ama şimdi birazcık bunları ben böyle bir kenardan izleme taraftarıyım yine. Söylediğim gibi Bitcoin'de bir canlanma olursa Bitcoin'i ağırlıklı önce yine Bitcoin, daha sonra altcoin'ler şekline bakacağım. Psikolojik sınır eşik 68-69 bin gibi, dolar gibi, evet, oldu şimdi. Ama tabii biraz bu 60 bin dolarların altına kayarsa onu böyle aşağı çekeceğiz, o hedefi. Yani çünkü o 60 bin dolarla da bir dans var şu ara. Durmadan vuruyor. Orada böyle bir teknik olarak bir üçlü tepe oluşumu var. O çok hoşuma gitmiyor. Orada böyle bir can sıkıcı şeyler de yaşayabiliriz. Eğer 60 bin doların altına kaymalar olursa orada yani o zaman 40'lı rakamları tekrar konuşmak zorunda kalabiliriz. Oralarda alım için çok daha hani biraz da sağlıklı seviyeler olabilir. Alım fırsatı var mı şu an Bitcoin için, yoksa beklemek mi lazım? Ben biraz daha muhafazakar bir yatırımcı tipiyim. Aha. İzleyiciler de biliyorlar. Yani bu konulara böyle çok risk emin olmadan. Risk iştahı düşük mü? Öyle diyelim. Ya hayatım çok yüksek riskli kaldıraç trade ederek geçti zaten. Onun artık için, yoruldum mu diyorsun? Yok ya, ben o yöntemin sağlıklı olmadığını biliyorum. Özellikle izleyicilerin risk anlayışının hepsinin eşit olma ihtimali yok. Doğru. Onun için coinler riskli yatırımlar. Bunlar portföy sepetinizde olabilir. Ama hiçbir zaman ben coinleri %5'in üstünde zaten sepetime yer vermedim. Şimdi de diyorum ya, biraz daha o %5'i dahi doldurmak için biraz daha geri çekilmeleri beklemek. Ve belki de çok iyi bir altcoin sepeti oluşturmak için işte bir şu dalgalarda özellikle yurt dışı biraz, yurt dışı borsaları biraz bozuyor. Aylardır gelmeyen bir satış dalgası gelmeye başladı. O dalganın biraz daha arkası olabilir. Simge, bu yayında not düşelim tarihe. Bir süredir bekliyordum ama sanki start verildi geçen hafta itibarıyla. Ve özellikle Amerikan borsalarında aşırı bir balonlaşma var. Bizim böyle Buffett Indicator dediğimiz, Buffett'ın, Warren Buffett'ın dünyanın en büyük borsacısının, bugüne kadar borsada en çok kazanmış. Piyasa değeri hisselerin bölü gayri safi milli hasıla. Yani ekonominin büyüklüğüyle borsanın büyüklüğü arasında bir rasyo var. Şimdi o rasyo borsaların lehine aşırı bozulmuş durumda. Yani borsalar balonlaşmış vaziyette. Teknik olarak tarihi zirve. Teknik paylaşımlarında balon diye ifade ettiğim aynen, bu değil mi? Aynen. Şimdi bunun hep patladığını gördük tarihte. Bu sefer niye patlamasın? Eğer orada bir patlama olursa borsalara daha da bir satış gelebilir. İşte coinlerde teknolojik de çok bağdaşan ürünler olduğu için ve Amerikan borsalarında teknoloji ürünleriyle yukarı çekildiği için orada gelebilecek satışlar coin piyasasına da negatif etkileyebilir. Ama asıl hisse senedi piyasası da, Amerikan hisse senedi piyasasında bayağı bir yıpratabilir. Onun için ona biraz öyle bakmakta fayda görüyorum. Peki Amerikan borsası ile ilgili bu balona dair belki daha spesifik notlara dair neler konuşmak icap eder? Şimdi orada beklediğim tarz bir patlama oluyorsa çok daha majör bir sıkıntıyı her tarafa, bütün risk piyasalarının hepsine vurabilecek bir şeyin başında da olabiliriz. Burada tabii küçümsenen İsrail-İran savaşı, küçümsenen diyorum çünkü evet bir böyle beklentisiyle gerildik ama sonra bir şey olmadı, bu da geçti falan. Bu çok böyle olmayabilir. Bu aslında İsrail'in, Netanyahu'nun bir defa tek çıkışı bu savaş. Çünkü çok ülkesinde çok negatif bir şey yapıyor. Yani halktan desteği ciddi çok kaybolmuş. Ciddi bir tepki var, antipati var. Evet, evet, doğru. Onu Biden'a da halktan çok büyük negativite var.
Şöyle bir istatistik var mesela. Bir Amerikan başkanının approval ratingi, yani onaylanma yüzdesi hiç bu kadar düştü. Ne zaman bu kadar düştüyse tarih boyunca. Ya o başkan görevden gitmiş, işte bir şekilde görevden alınmış, Nixon'da olduğu veya şey olduğu gibi. Ya da bir savaş çıkmış, büyük bir savaş çıkmış. Dolayısıyla bu istatistik mesela önemsiyorum ben, bu tip istatistikleri. Şimdi Biden'ın da böyle bir durumu var. Ya Biden savaşı istemiyor falan diye konuşuluyor ama belki de küçük toz bir savaşı istemiyor yani. Belki de daha büyük bir savaşı kazanamayacağı bir seçime gidiyorsa belki de erteletmek, seçimi erteletecek kadar büyük bir savaşa. Yani Allah korusun ben de ama hani bu senaryolar da imkansız değil. Özellikle grafiklerdeki bu balonlar oluşunca ben neyle biteceğini öngöremiyoruz. Bugünün mevzu gibi gelmiyor hala bana ama buradaki balonun patlamasının ve bir şeyinin mutlaka hep sonucu olmuştur. Mesela o savaşların en kızıştığı anlar da hep borsaların zirvede olduğu anlar değildir. Mesela 9-11, 11 Eylül olayı beklediğim bir olaydı. Yani 11 Eylül olacak demedim de. O sırada mesela ben Euro Dolar long pozisyon açmıştım. İşte borsalar bayağı bir dibe vurmuştu ama daha da dibe gidecek gibiydi falan. Ona göre pozisyonlanmıştım. Biz böyle finans piyasasının içinde o kadar uzun zaman trade edip de şey yapınca bir sentimenti hissediyorsun. Yani onun için hani bugün borsalardaki bu balonlaşmanın artık o balonun ya patlamaya başladığı ya indirilmeye başladığı dönemin içinde olduğumuzu, onun için biraz daha böyle haberlere çok da önemsiz bakmamamız gerektiğini, biraz daha alert, yani böyle tetikte beklememiz gereken günlere girdiğimizi düşünüyorum. Özellikle Mayıs genellikle piyasaların kötü olduğu bir aydır, risk piyasalarının. Tarihte sell and go away denir. İşte Nisan'ın ortasına geldik. O Mayıs'a kadar eğer işler bozulmaya devam ederse Mayıs'ta toplama ihtimali zayıflar. O açıdan risk piyasalarına, hisse senedi piyasalarına uzun zamandır olmadığım kadar bir mesafe, negatif bakış açım var. Hala ben Borsa İstanbul için o kadar negatif değilim. O da Türk lirası enstrümanı olduğu için. Yani kişisel portföyüm %80'ini ben uluslararası enstrümanlarda, fiziki altında, fiziki dolarda veya uluslararası döviz enstrümanlarında tutuyorum. Ama %20'sini Borsa İstanbul'da tutmaya devam ediyorum. Çünkü enflasyonu olan bir borsada da büyük böyle crashlar, çöküşler falan olacağını, yani olursa da arttırırım. Ama hala Türkiye'deki ana diremeyin döviz fiyatından kaynaklı bir bozukluk olduğunu, orası düzeldiği anda borsanın da düzelebileceğini, daha iyiye gideceğini düşünüyorum. Ve bu bütün bu küresel sıkıntıların Türkiye'nin aleyhine değil, ilginç şekilde lehine olabileceğini düşünen taraftayım. Tıpkı Rusya-Ukrayna'da olduğu gibi. Bu İran-İsrail gerilimiydi, şuydu buydu. Bizim zaten uluslararası sermayeden 90'lı yıllarda da aldığımız finansmanların biraz arkasında hep bu oldu. Yine bu Rusya ile iyice köprülerin atılması bizi bu arada yine arabulucu rol, evet NATO'yuz ama İran'la da tarihsel ilişkiler var, Rusya'yla bir tarihsel ilişkiler var falan. Tam da köprülerin atılacağını zannetmiyorum. Ama Batı'nın da bizim tamamen o taraflara da kaymamamız için finansman destekleri verip bu ortamda ilginç şekilde Türkiye'nin düşünülenden biraz daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Ama bu demek değil ki hani gözünüzü kapatın, Türkiye'de riske girin. İşte söylediğim gibi Türkiye'nin dinamiklerindeki bozulma, o dengeyi bir düzeltebilir. Bilirlerse Türkiye 2025'ten itibaren böyle daha da iyi bir yatırım alanı olabilir. Harika, en azından tünelin ucunda ışık görmek de mümkün yani. Evet, yapılırsa hamleler tabii. Evet. Bu haliyle şu anda, yani şu anda hoşnut değilim ama olacağını düşünüyorum. Dünya Bankası'nın bu 35 milyar dolarlık anlaşmasının ayrıntıları biraz can sıktı. Son bir onu da sormak isterim. En az yarısının mültecilere ve bilhassa Suriyelilere harcanması koşulu var. Nasıl bir yorumun olur bununla ilgili? Ben bunun yine küresel güç, küresel sermayenin Türkiye'ye biçtiği rolle, yine aynı konu aslında. Türkiye'ye para verirler ama bu Türkiye yeni üretim üstlerinden bir tanesi olması halinde ve Batı'ya gidebilecek mültecilerin de depolandığı bir... Evet, burada böyle duvar olarak kesilip de toplandı ama... genel anlamda bir Türk vatandaşı olarak hoşnut bir olma ihtimali yok. Onun için hani bunun işin, hani kitabın ortasından konuşmak gerekirse, bunu aylardır, ben bunu 3 senedir falan anlatıyorum aslında. Türkiye'ye biçilen rollerden biriydi bu. Bu bütün anlattığım küresel resimde, çift kutuplu dünyada Türkiye, Batı'nın aslında yeni üretim üsleri kullanacağından, özellikle hep söylüyorum, yine söyleyeyim bak, tarım arazisi yine iyi bir yatırım. Yani Türkiye'de tarım arazisi bulamayacağımız günler gelecek.
bu kadar artan mülteci nüfusu, bu kadar artan toplam nüfusun beslenmesi ve bu kadar iyi bir iklimi olan, suya aksesi olan, lojistik noktası iyi olan bir ülkenin toprakları en iyi yatırım. Yani uzun vadede ne yatırım derseniz en iyi yatırım altı, gümüş, çubuğu falan değil. Uzun vadede en iyi yatırım toprak ekilebilir bir tarım arazisidir. Ama buna sahip çıkmak da önemlidir. Çünkü küresel sermaye sizi onun elinizden almak için her şeyi yapıyor. Yapar, İşte bütün bu söylediğin Dünya Bankası projelerinin arasındaki şeyler de dahil olmak üzere. Bu böyle. Bu dünyanın gerçeği. Buna karşı mücadele, yani ben ne kadar edildiğini görmüyorum. Hiç. Onun için bir kabul edilmişlik var. Kişisel olarak bununla mücadele edebilirsiniz. Onu da en iyi mücadeleyi tarım arazinize sahip çıkıp, evet, ona iyi ekip bir, en azından kendi yiyeceğiniz, içeceğinizi kendi üretebileceğiniz bir şeye ulaşırsanız bir nebze kişisel bir mücadele vermiş olursunuz. Onun dışında biz böyle kanallarda sana gelirip bunları anlatırız, konuşuruz, seninle dertleşiriz. Tabii. Ama ne kadar bir şeyleri değiştirebiliriz? Çok emin değilim. Çok büyük bir güce karşı bir mücadele. Biz yine meramımızı son anlatmaya devam edelim. Oluruz, evet. Evet. Ama bu böyle olacak. Evet. Türkiye'de de bu KKM gibi böyle abuk sabuk şeylerle sen kendini içinden çıkılamaz girdaplara sokarsan küresel sermayede mecbur kalırsın. Tabii. Sana bir rol biçerler ve sen istemeden o rolü oynamak zorunda sanki kalırsın. Sanki onda çok, evet, böyle delikanlıymış gibi davranırsın, evet, ama işin gerçeği aslında o rolün şeyini oynayacağız. Oynamaya da devam edeceğiz gibi geliyor. Evet, evet. Çok doğru. Çok çok teşekkür ediyorum. Noktalamadan eklemek istediğin var mı? Yok, çok teşekkür ediyorum. Ben güzel teşekkür bir yayın ederim. Oldu. Harika oldu.